Merhaba arkadaşlar, Sündüz'ün Hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir model anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle ipim var. Lila renkli iple çalışacağız bugün. Evet arkadaşlar, ben şimdi videomun yapımına, modelin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İlmeklerimi atmaya başlıyorum arkadaşlar. Modelim 4 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 4 artı 4 artı 2 ilmek de kenarları için atacağız. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle 3 4 3 4 2 model 3 model 4 model 1 2 3 4 2 ilmek de kenarları için atıyoruz. Şöyle bir tane düğüm atıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yapımına geçeceğim. Modelin altına lastik uygularsınız arkadaşlar. Lastiği uyguladıktan sonra devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın, bir düz, bir, iki, üç ilmek ters örüyoruz. Bakın, bir kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, bir, iki, üç ilmek ters. Bir düz, bir, 2 3 ilmek ters. Bir düz 1 2 3 ilmek ters. Bir düz 3 ters olacak şekilde birinci sıramızı tamamlıyoruz. Bakın 3 ters kenar ilmeğimi örüyorum. Evet arkadaşlar, modelimin arka yüzündeyim. Bir ters. Bakın. 1 2 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. 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 3 ilmek düz. Kenardaki 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bakın. Modelimizin zeminini kuruyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, bir ters, iki ters. 3 ilmek ters örüyoruz. Bakın. Bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ilmek ters. Bu şekilde kenardaki düz ilmeklerimi de örüyorum. Bakın. Şimdi arka yüzünü de aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi tersleri ters, düzleri düz. 3 düz, 1 ters. 3 düz, 1 ters. 3 düz, 1 ters. Arka yüzünde de bu şekilde örüyoruz. Bakın. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Burası zeminiydi arkadaşlar. Modeli üstüne uygulayacağız şimdi. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. Bir. İki. Üç ilmek ters örüyorum. Bakın. Bir ilmek düz örüyorum. Burada. Şöyle arkadaşlar, bakın. Bir, iki, üç. Dördüncü sıradan, bakın şöyle, bir,
2, 3. Bakın. Tekrar sayıyoruz. 1, 2, pardon. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıraya, şuraya batıyorum. Bir ilmek çıkardım. İpimi öne alıyorum. Bir ters, iki ters, üç ilmek ters örüyorum. Bir düz, bir ters, iki ters, üç ters. Bakın. Bir düz, bir ters, iki ters. Pardon, buradaki tersleri örmeden, bakın bir arayı boş bırakıyoruz, bir araya model koymuyoruz. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4. sıradan bir ilmek çıkarıyorum. İpimi arkaya aldım. 1, 2, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. Yine burada bir aramız boş kalıyor arkadaşlar. Bakın. Bir boş, bir tanesini model uyguluyoruz. Bir boş bırakıyoruz. Bir tanesini model uyguluyoruz. Kenarda yine boş sıramız var. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, bir düz, iki düz, üç düz. Bakın, buradaki tersi de ters. Düzlerimi düz olarak örüyorum. Bakın, buradaki tersle aldığımız ilmeği ikisini beraber ters örüyoruz. Bir düz, iki düz, üç düz, bir ters. Bir düz, iki düz, üç düz. Bakın buradaki tersimizi, bakın ilmeğimizin yönünü, diğer ilmeğimiz ters değildi arkadaşlar. Bu ilmeğimiz ters. Eğer sizlerin de ilmeği böyle kıvrık geliyorsa çevirin yönünü. Düz olması gerekiyor arkadaşlar. Ters olarak örüyorum. 2, 3. Kenardaki ters ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın. Şöyle. Modelimiz hafiften belli olmaya başladı arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. Bir. İki. Üç ilmek ters. Bakın bir ilmek düz. Ördükten sonra hemen şuraya aynı yere. Bakın aynı ilmek çıkardığımız yerden bir ilmek daha çıkarıyoruz. İpimi kendime aldım. Bir ters, iki ters, üç ters. Bir düz, bir ters, iki ters. Bakın. Devam ediyorum. Bakın düz ilmeğime geldim. Aynı yerden bir ilmek daha çıkardım. İpimi kendime alıyorum. Bir ters, iki ters, üç ters. Bir düz, bir, iki, üç ters. Kenardaki düz ilmeklerimi de düz örüyorum arkadaşlar. Bakın, burası ön yüzü. Arka yüzünde modeli bitiriyoruz. Modeli bitirin, yani modeli sırasını arka yüzünü örünce daha net belli oluyor. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters. Gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar. Bakın. Üç düz, bir ters. Bakın burada şimdi modelimizin şöyle, bakın yönü böyle çapraz arkadaşlar. Şöyle çıkarıyorum. Bakın şöyle düz olarak takıyorum şişime. İki ilmeğimi beraber ters örüyorum. Bir, iki, üç ilmek düz, bir ters. 3 düz. Yine aynı şekilde burada bakın. Modelimi çıkarıp şöyle öne takıyorum. 2 ilmeğimi beraber örüyorum. 2, 3. Kenardaki ilmeklerimi de örüyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle daha net belli olmaya başladı modelimiz. Bakın. Şimdi devam ediyoruz. Hala bitmedi modelimiz arkadaşlar. 1 düz. 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. Bir düz. Bakın bir düzü ördükten sonra aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. İpimi kendime aldım. Bir ters, iki ters, üç ters. Bir düz, bir, iki, üç ilmek ters. Bir düz, aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir, iki, üç ilmek ters örüyorum.
Kalan ilmeklerimi de bakın gördüğüm şekilde örüyorum arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzüne geliyorum. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz, üç düzümü ördüm. Bakın gördüğümüz şekilde örüyoruz. Burada ipimin yönünü değiştiriyorum. Bakın ipim kıvrık. Şöyle ipimi şöyle yönünü değiştirip ikisini beraber örüyorum. İki ilmeği beraber örüyoruz aldığımız ilmekle. Kalan ilmeklerimi de aynı şekilde örüyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi birinci modelimizi bu şekilde tamamladık. Bakın. Bir model bu şekilde. Şimdi ikinci modeli de çapraz kuracağız arkadaşlar. O yüzden ikinci modeli de sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek ters. Bakın. Bir düz, bir ters. Bu sıramızı gördüğümüz şekilde örüyoruz. Bakın bu sıramı düz olarak ördüm arkadaşlar. Gördüğüm şekilde arka yüzünde aynı şekilde tersleri ters düzleri düz örüp geliyorum. Ön yüzüne geldim arkadaşlar. Bakın bir sıra boş ördüm yani düz olarak ördüm. Çok pardon arkadaşlar. Düz olarak ördüm. Arka yüzünde aynı şekilde gördüğüm gibi ördüm geldim. Şimdi arkadaşlar ikinci modelimizi de uygulayalım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. Bakın. 3 tane ilmeğimi örüyorum. Bir düz, 1 2 3 ilmek ters ördüm, 1 ilmek düz ördüm bakın. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 şuradaki ilmeğe bakın. Şu bitişteki şu tepeye belli oluyor zaten bakar mısınız? Şu boşluktan bir tane ilmek çıkarıyorum. Bakın. Devam ediyoruz. Ters, düz, ters. Bakın buradan düzümü ördükten sonra geri geliyorum şu tepeden. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. Ters ilmeklerimi de örüyorum arkadaşlar. Bakın. Bu alt sırada buradan almıştık. Şimdi bu taraftan aldık arkadaşlar. Şimdi arka yüzünde bu ilmeğimizi çevirme istemeyecek arkadaşlar. 1 2 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın burada 2 ilmeğimi ters örüyorum bakın. Aldığım ilmekle ters ilmeğimi ters örüyorum ikisini beraber. 1 2 3 ilmek düz, 1 ters. 3 ilmek düz. Bakın burada yine çevirme istemiyor arkadaşlar. Bakın yönü ne kadar düzgün. İkisini beraber ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi aynı şekilde burayı yaptığımız gibi üçlü olarak burayı da aynı şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Buranın kurulumunu da anlattım. Şimdi bu sırada yine aynı şekilde buraya kadar örüyoruz. Buradan ilmek çıkarıp devam ediyoruz. Yine buraya kadar gelince buradan aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyoruz. Bir üst sıraya geçtiğimizde buradaki işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle daha önce çalışma yapmıştım ben. Bakar mısınız? Sarının uyumuna, güzelliğine sarı ve lila çok tatlı oldular arkadaşlar. İkisi de çok güzel yakıştı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Desteklerinizi, öneri ve fikirlerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Şöyle göstereyim arkadaşlar.